Ve ikili bu görüşmenin mahremiyetini biz dışarıya taşımak istemiyoruz. Ancak eğer AK Parti'den kaynaklı bir e, kamuoyuna dair bir bilgilenme olursa belki o takdirde biz de bu görüşme başlıklarından söz edebiliriz. Ancak şimdilik e, yani iki... Ama bu da eski anlayışın devamı değil mi aslında? Bilemiyorum yani. Belki de bu görüşme zeminini sarsmak istemiyorlardır. Bir e, güven herhalde bir güven zemini oluşturmak istiyorlar. Bunu sarsmak istemiyorlardır. Dolayısıyla yani bu mahremiyeti ilk bozan biz olmak istemiyoruz. Kanaati hakim. Bu bakımdan titiz davranıyorlar. Ben anlayabiliyorum ama bilmiyorum bir prensip kararı aldılar mı? Almadılarsa bununla ilgili bir kamuoyunu bilgilendirmelerinde fayda var. Çünkü o zaman kamuoyu Tabii. bir kere muhalif kamuoyu, iktidar kamuoyu açısından belki böyle değildir ama muhalif kamuoyu Beştepe'de yapılacak görüşmelere karşı çok kuşkucu ve haklı kuşkulara sahip. Bir kere Erdoğan, yani <laughs> Erdoğan döneminin son bulmasını istiyorlar. Erdoğan'ı sembolize eden her şeye karşı itiraz var, her şeye e, karşı çıkış var, her şeye mesafe var. Bunun da haklı nedenleri var. Yani AK Parti böyle düşünmüyor ama muhalif dünya böyle bakıyor yani. İşte saray da bunun içinde, AK Parti de bunun içinde. Dolayısıyla Özgür Özel'in e, e, Cumhurbaşkanı'yla, AK Parti Genel Merkezi'nde de olsa görüşmüş olması bir risktir yani. Bir risktir çünkü zaten bu görüşme daha tartışılırken Kılıçdaroğlu müzakere olmaz, mücadele olur diyerek bir damarı da gösterdi. Yani bir damarı da karşısına alacağı bir risktir. O bakımdan şimdi muhalif kamuoyunun ya tamam gittiniz görüştünüz eyvallah biz karşı çıkmadık. Fakat ne konuştunuz şeklinde haklı bir sorusu var. Bu bakımdan Özgür Özel'in de CHP Genel Merkezi'nin de, benim sıraladığım başlıklardan başka bu görüşmede neler konuşulduğunu, Cumhurbaşkanı'na neler söylendiğini en azından belli başlıklarla kamuoyuna izah etmeleri gerekir. Ya bu izah basın toplantısıyla olmaz, başka yazı yollarla olur. Bunun yol ve yöntemleri de bilinir zaten. Yani yarın mesela iktidar yanlısı bir köşe yazarı pekala görüşmenin muhtevasına dair bir köşe yazısı kalem olabilir. Bu da normaldir yani ben bunu çok yadırgamıyorum. E diğer taraftan eee muhalefet de herhalde bu hamlelere bakarak tam olarak öyle aslında herhalde değil tam olarak öyle. İktidar iktidarın ya da doğrudan ya da dolaylı vasıtalarla e, atacağı hamle yapacağı hamlelere bağlı olarak kamuoyunu bilgilendireceğini düşünüyor. Bence yanlış düşünüyorlar. Bence Özgür Özel'in ya da CHP Genel Merkezi'nden bir yetkilinin biz Sayın Cumhurbaşkanıyla şu çerçevede konuştuk diyerek bilgilendirmelerinde fayda var. Zaten yani herhalde e, yani ölümün iksirini bulmadığınıza ve bunu konuşmadığınıza göre bildiğimiz konulardır yani evet. değil mi? Bu bildiğimiz konular ilişki zeminini de e, şey yapmadan bozmadan konuşula, aktarılabilir. Tabii. Aynı zamanda bu aktarım zaten meselenin sağlıklı değerlendirilmesine tabii, tabii. de katkı e, bir yanıyla da. Şimdi <laughs> Kamuoyu e, gerçekten yani tabii, tabii. şimdi çok sayıda tanıdığımız insan tanımadığımız insan, takipçi, okuyucu izleyici diyor ki, kardeş Ak, Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi, AK Parti genel merkezine gitmesi gerçekten mayınlı bir arazi. Niçin diyor ki kamuoyu? Ya biz zaten AK Parti'den kurtulmak için seni birinci parti yaptık. Sen şimdi niye gittin? Gitmene de itiraz etmedik ama niye gittin? Bizi bilgilendir. Bu bir haklı taleptir ve kamuoyunda bilgilendirilmesi gerekir. Özgür Özel kamuoyuna kulak kesilen bir insan. O bakımdan Peki. enformasyona açık hem onun hem ekibinin. Biz gittik ve şunları dedik. Biz emeklilerden ve emekçilerden bahsettik. Asgari ücretten bahsettik. Biz antidemokratik uygulamalardan, 1 Mayıs yasağından, Geziden, Gezi Parkı'ndaki haksız yargılamadan bahsettik. Denmesi gerekir. Muhalif kamuoyu bunu, bir uyarı olarak söylüyorum, muhalif kamuoyu bunu yarın Abdülkadir, e, e, Abdülkadir Servi'nin köşesinde okumasın. Ya bu arada Abdülkadir Selvi yazmasını demedim. Kesinlikle yazsın. Kamuoyu bilgilendiriyor. Ben öyle ön yargılı bakmıyorum. İşini de iyi yapıyor bence. Yanlış anlaşılmak istemem. Ee, yani incitmek için de söylemiyorum. şeffaf yönetilsin yani, diyorsun. Evet evet şeffaf olsun. Aynen. Bugüne kadarki kapalı devre ilişkiler kötü sonuçlandı. Yani Baykal görüşmesi, ince görüşmesi, büyük görüşmesi şeffaf olması iyidir. Zaten emekli yani emekliler, işçiler bu konular zaten kamuoyunun bildiği konular. Ee, bence ölçülü şekilde ama mutlaka görüşme zemini zedelenmeden mutlaka e, ilişki koparılmadan şeffaf şekilde kamuoyuna aktarılması isabetli olur evet. diye düşünüyorum. Çünkü Sen ne düşünüyorsun? En büyük eleştiri şeffaflıktı. Ee, en büyük eleştiri şeffaflıktı. E, zaten şu özellikle muhalif kamuoyu vurgusu nedeniyle bir Hakan Çelenk'e döneyim. Çünkü o da 1 Mayıs satırlatması yaptı ya dünkü 1 Mayıs'ın hani biraz e, ...gölgesinde gibi aslında Saraçhane'de açıklamanın yapılıp Taksim'e doğru yürüyüşün olmaması... ...CHP tarafının bugünü gözeterek de bir anlamda e, bir karar aldığını e, gösteriyordu herhalde. Evet. E, yanlış söylemiyorum herhalde. Evet. E, dolayısıyla o, mesela belki konuştuğun CHP'li yetkililer de vardır e, Hakan. O bağlamda böyle bir bilgilendirme, en azından çerçevesiyle ilgili bir açıklama gelir mi? E, ne dersin, gelmeli mi e, sence? 1 Mayıs meselesi CHP açısından ilk düğmenin yanlış iliklendiği bir olay. Yani ilk düğme yanlış iliklendi. Şuydu, şu anlamda söylüyorum. 1 Mayıs'ta eğer Taksim'e yürüyeceğiz diyorsanız olası provokasyonları da göze aldınız demektir. İki taraf için de söyleyeyim. Her taraftan provokasyon uğrarsınız.